Evet, for döngüsüyle belli sayılar arasındaki sayıları ekrana yazdıran bir örnek yapacağız. For döngüsünün kullanımını işleyeceğiz şimdi. İkinci soru için yeni bir sayfa açıyorum. Bu da otomatik çalışacak. Body'nin altına direkt yazacağım yani. Herhangi bir çağırma işlemi yok. Yeni bir sayfa açıyorum, HTML sayfası. Açar açmaz bunu kaydediyorum ve adını ne diyorum? Soru 2 nokta HTML, HTML olarak kaydediyorum. Herhangi bir tasarım olmadığı için direkt body'nin altına ne yapabilirim bunu? Açabilirim. Aynı işlemleri yapıyorum. İlk işim script space bir boşluk type. Neyi seçiyorum? Text JavaScript. Bir boşlukta language JavaScript. Kendisi çıkıyor. Ben bunları elden yazmıyorum kendim. İlk harfine basıyorum sadece. İlk harfine bastığım zaman yani şuradan space'e bastığım zaman kendisi çarşaf gibi ne yapıyor? Açılıyor. Mesela sadece ben şu an neye basıyorum? S'ye. Şuradan neyi seçiyorum? Script'i. Kendisi ne yapıyor? Yerleşiyor. Şimdi kodlarımız for döngüsüyle yapılacak. For döngüsünün kullanımı şu şekildeydi. For dedikten sonra önce başlangıç değeri. Başlangıç değerini verdikten sonra bitiş değeri ve şart ve sonra da artış miktarı. Bir değişken belirleyelim. Şimdi değişkenimizde int diyelim mi? Olabilir mi? Int. Olur. Ne olsun değişkenimiz? X olsun. Ve kaçtan başlayalım bunu? Birden mi? Gençler sorumuz şu. 25 ile 32.448 arasındaki shift sayıları ekrana yazdıran program. Şimdi bakın 25 ile başlatamam. Çünkü 26'dan başlatmam lazım. Çünkü neden? Shift sayıları istiyor. Tek sayıları isteseydim 25'ten başlatırdım. Ama shift sayıları istediği için kaçtan başlatıyorum? 26'dan başlatıyorum. Başlangıç değeri olarak ne verdim? 26. Şimdi bitiş değerini yazacağım. X küçük eşit kaç? 32.448. Bakın başlangıç değeri, bitiş ve değeri küçük eşit yazdım çünkü 32.448'den küçük veya eşit oluncaya kadar ne yapsın bu döngü? For döngüsü adı üstünde döngü. Yani belli sayılar arasında programı ne yapıyor? Tekrar ediyor. Ve artış miktarını nasıl yazıyorum? İkişer ikişer artması gerekmiyor mu? Birer birer artacak olsaydı şöyle yazardım. Bu birer birer. Ama ikişer ikişer artsın diye x eşittir x artı 2 yazıyorum. Ve for döngüsünü şu şekilde belirttim. Evet. Şunu şöyle yapalım şimdilik. Evet. X 26'dan başlayacak başlangıç değeri. For'dan sonra noktalı virgül. Bitiş değeri ve artış miktarı. X eşittir x artı demek 2 demek. İkişer ikişer art demektir gençler. X'in ikişer ikişer artması için bir sayaçtır bu. X eşittir x artı 2'nin görevi ikişer ikişer art demektir. Başka da bir anlamı yok. Başlangıç, bitiş ve artış miktarı. Bu kadar for döngüsünün kullanımı. Ve daha sonra ekrana da yaz demişiz değil mi bunu? Ekrana yazdırmak için ne diyoruz? Document.write diyoruz. Peki kimi yazsın ekrana? X'i. Bu kadar. Böyle yazarsanız, bu şekilde yazarsanız program bu çift sayıları yan yana yazar. Alt alta yazabilmesi için buraya bir şey ekliyorduk biz. Bunun yanına bir şey ekliyorduk. Ne ekliyorduk? Bir HTML etiketi ekliyorduk. O da nedir? BR. Yalnız noktayla değil. Efendim? Shift slash n. Şimdi onu boş ver. Şimdi alt alta yazmak için ne yapıyoruz? Artı x'i yaz. Aynı zamanda yanına ne yaz? BR. BR bir yazma işlemi değildir. HTML etiketleri JavaScript'in içerisinde çift tırnak arasında yazılır. BR etiketini hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, ne işe yarıyordu? Bir alt satıra geçirmeyi sağlıyordu.
Şimdi ben bu şu gördüğünüz BR kısmını yazmazsam, şu işaretlediğim bölümü yazmazsam ne olur görün. Bakın bunu alalım buradan. Evet, bu programı bir çalıştıralım. Evet, F12 ile bir test edelim. Evet, gördüğünüz gibi doğru program çalışıyor. 26 ile yani 25 ile 32.448 arasındaki çift sayıları yazıyor mu bakayım şöyle bir. Evet, 26'dan başlamış. İkişer ikişer aratıyor değil mi? 28, 30, 32 ama karışmış birbirine. Nereye yerine artı veya eksi tire koyabiliriz? Evet, güzel. Arkadaşınız diyor ki BR alt satıra geçmesi yerine diyor ki şunun yanına bir tire koyalım. Onu koyman için de yine artı diyeceksin. Yani artı burada birleştirme işlemi yapıyor. Ve buraya bir tane şöyle ne yapabiliriz diyor. Şöyle tire atabiliriz diyor. Aralara ne yapsın? X'i yazsın. Aynı zamanda ne yapsın? Tire koysun. Şimdi test edelim. Evet. Daha anlaşılır oldu mu? Çok kolaymış. 26, 28, 30, 32 doğru. Benim sorularını istiyor benden. 25 ile 32.448 arasındaki çift sayıları ekrana yazdıran programı istiyor. Şimdi doğru. Bakalım en sonuna gideyim. 50 olmuş. Kaçta bitmiş? 32.448'e bitmiş. Çünkü ben bitiş değerini ne vermiştim? Küçük eşittir değil mi hocam? Eşit. Küçük ve eşit oluncaya kadar. Eşit olan. Tire koyduktan sonra tire yerine isterseniz eşleme etiketi koyacaksanız şuraya ne yapıyorsunuz? Şöyle BR atıyorsunuz bir tane. Şimdi kontrol edelim. Bu biraz daha evet. Daha değerli toplu oldu biraz daha. Nerede hocam? Evet. Gördüğünüz gibi 26 ile bir satır kod yazdım. Bakın kaç tane işlem yaptı. Bunu yapmasının sağlanması sebebi şu. For döngüsü şart sağlanıncaya kadar şu süslü parantezlerin arasında ne yapar? Tur attır. Program buradan yani süslü parantez kaçta başlamış? 12'de mi? Kaçta bitmiş? 15. Hatta 15 bile değil yani 14. Şunu bir geri alalım. Burası boş. Şu 12 ile 14. satırlar arası gençler şart sağlanıncaya kadar sürekli tur atar. Bir türlü 15'e inmez. Bakın şu şart sağlanıncaya kadar bu program 12 ile 15. satırlar arasında böyle yapar. Bring, 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 bring. Niye tekrar eder sürekli? Çünkü şart sağlanması lazım. Nasıl etti onu? İlk değer 26 aldı. 2 arttı. Bir dakika, bir dakika. 26 32.448'den küçük müdür? Evet mi hayır mı? Küçükse buraya çalıştırdı. Ekran 26'yı yazdı mı? Yazdı. Yazdı. Ama aşağı inmedi. Niye? Çünkü şart sağlandı. Bir daha yukarı geldi. Burada 2 artmıştı. 26 2 artarsa kaç olur? 28. 28 küçük müdür? Evet. Siz evet dediğiniz sürece burada bu ne yapacak? Dönecek sürekli. Sürekli dönecek. Ama nasıl dönecek? İkişer ikişer artarak. Şurada artmayı sağlayan şu. Yani x eşittir x artı 2 bunu sürekli 2 arttırıyor gençler. 2 yani arttı demesi 2 2 sürekli 32.448'e kadar 2 2 arttıracak. Aynen öyle. Ne zaman ki 32.450'ye gelsin 32.450'ye kadar geldiğini düşünelim. 32.450 32.448'e eşit midir? Hayır. Küçük müdür? Hayır. Hayır dediği anda şu süsü parantezler var ya. Kendini kapatır. Tak atar dışarıya. 15. satırı atar. Ondan sonra attıktan sonra ne görüyor burada ek gördüğü şeyini? Script'i kapat. Yani programı kapat işlemi görüyor. Yani for döngüsünün görevi şart sağlanıncaya kadar ne yapmak? Programı çalıştırmasını sağlamak. Anlaşıldı mı? Bununla ilgili isterseniz bir örnek daha yapayım. Bunu sınavda soracağım. Soruyu. Bu güzelmiş ya. Evet. Basit. Tek satır çünkü. O yüzden güzel. Bir tane daha yapayım. Mesela ekranda 3500 kere adınızın yazmasını istiyorsunuz alt alta. Normalde ne yapmanız lazım? Document write deyip 3500 kere bunu yazmanız lazım değil mi? Ama for döngüsü bana bu bir kolaylık sağlıyor. Hemen programı yazayım. Script açıyorum. İlk işim ne zaman? Her zaman. Ben yazmıyorum bunu. Buradan seçiyorum.
Yanlış anlaşılmasın. Space'den bir boşluk. Neyi seçtim? Type. Sonra neyi seçtim? Text JavaScript'i seçtim. Bir boşluk daha bıraktım. Language'ı seçtim. Ve oradan da neyi seçtim? JavaScript'in en eski sürümünü seçtim. Kapattım. Sonra script'i de ne yaptım? S'ye bastığım zaman geliyor. Kapattım. Şimdi istediğim şu, 3500 kere ekranda Recep yazsın istiyorum. 3500 kere. Normalde bunu nasıl yaparım? Normal yolu şudur. Yani sen döngü kavramını bilmiyorsan document write dersin. Recep dersin değil mi? Şunun sen 3500 kere Recep yazmasını istiyorsan kopyalayıp bunu kaç kere yapıştırman lazım alt alta? 3500. Şimdi ekranda Recep 3500 kere Recep yazması için bunu yapman lazım. Ama bizde bir döngü var, for döngüsü. For döngüsü sayesinde ben bunu 3500 kere alt alta kopyalamak zorunda kalmıyorum. Bir kere yazıyorum. Bir kere yazıyorum bunu. Ama bu satırı 3500 kere tırattırıyorum. Artı. Evet, birer birer artıracağım. İstersen ikişer ikişer artırır, fark etmez. Evet, for döngüsünü açıyorum. For. Şimdi başlangıç değeri verelim. Kaçtan başlasın bu sefer? 6'dan başlasın. 6'dan da başlayabilir de 1'den başlayacağım. Niye 6'dan başlıyorum? 1'den başla. Küçük eşittir. Kaça kadar git? Bu sefer kaçar kaçar art? 5'er. Niye 5'er 5'er arttırıyorsun ya? Psikopat mısınız? Niye birer birer artsın tabii canım? Niye matematikle mi uğraşmak istiyorsunuz? Niye motoru şeyi vuracağız? Sen Recep abi, başkası değil. Birer birer artsın. Şimdi, evet bu kadar kod. Başlangıç değeri 1'den 3500'e kadar birer birer art. Ne yapacak bu Recep'i? 3500 kere çoğaltacak. Yani 12 ile 14. satırlar arasında ne yapacak? Sürekli tur atacak. Ne zamana kadar? Şu şart sağlanmayıncaya kadar. Arkadaşınız diyor ki birden başlatmayalım, 6'dan başlatalım. 6'dan başlatırken başlatırsam 3506 yapman lazım. Yani uğraşmayın yani. Birden başlatın. Birden 6'dan başlatırsan birden oradaki sonucu çoğaltmamız gerekiyor. Aynen öyle. Artırma miktarı bu sefer dikkat edin. İkişer ikişer değil. Birer. Birer birer. Zaten tek sayı ve çift sayı istemezsem birer birer yapacaksınız. Şimdi bunu çalıştırdığınız zaman evet, Recep yazısının 3500 kere yazıldığını görüyorsunuz ama yan yana. Bunu alt alta yazmak için ise şu Recep'in yanına artı diyorum. Çift tırnak arasında bir de ne ekliyorum buraya? BR. Şu BR etiketini eklerseniz yanına bu Recep'i ne yapacaktır? Hemen bakalım. Evet, alt alta üst üste 3500 kere Recep yazdırdınız. Uğraşmadınız. Tek satırda işi bitirdiniz. Hocam şuraya bir daha bakabilir miyiz? Recep'ten sonra ne yazıyorsun? Artı. Alt alta yazsın diye de çift tırnak arasında artı BR diyor. Ben BR'den sonra yazanlar. Evet, bu videoyu isterseniz durduralım. Örneğimiz bu. Şu iki örneği de yapacaksınız şimdi. Sonra öğle arasında yollayacağım sizi. Recep'e geçin, onu çoğalt.